İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği de 20. yılını geride bıraktı. Türk kadınını özgürleştirmek için çalışan kuruluşun yıl dönümü toplantısı kadın önderleri de bir araya getirdi. Sayın Doktor Doğru. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Nazan Moroğlu Özge Can'ı anarak başladı toplantıya. Onu gerçekten rahmetle anacağız. Ancak annesinin bir sözü, 3 gecedir inanın uyuyamıyorum. Kafamı yastığa koyduğum zaman o sözler sanki kulağımda tekrarlanıyor. Diyor ki keşke bir kurşun sıkıp öldürselerdi, keşke yapmasalardı. Kızım ne kadar acı çekmiştir, kim bilir diyor. Kadını ve aileyi korumaya yönelik yasaların tecavüze uğradığını söyleyen Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Necla Arat hükümeti suçladı. Özge Can olayını da bahane ederek yine pembe otobüsler, minibüsler önerilmeye çalışılacak. Oysa mesele o milattan önce günümüze kadar yansıyan siyasal ideolojiyi ve ataerkilliği ortadan kaldırmak. Kafaların içerisindeki düğümleri, aklın önündeki engelleri ortadan kaldırmak. Eski kadından sorumlu devlet bakanı Önay Alpagoy ise gözyaşlarını tutamadı. Ki Özge Can'ın ölümünden bugün şu ana kadar 3 gün içinde 37 kadın daha öldürüldü. Bu artık kadın şiddeti, kadın cinayetinin ötesinde kadına karşı bir terör halini aldı. Alpago, devleti yönetenlerin kullandığı şiddet diline dikkat çekti. Tabii ki şiddetin çok boyutu var ama özellikle kadına karşı olan şiddetin, ben öncelikle ülke yöneticilerinin şiddet dilinden, nefret dilinden, sertliğinden ve kadını aşağılayan söylemlerinden kaynaklandığına inanıyorum. İstanbul Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Aydeniz Tuzkan, yasaların kadını korumak için yetersiz olduğunu belirtti. Tuzkan, Başbakan Davutoğlu'nun seferberlik açıklamasını da eleştirdi. Bizle çalışmayacak, kendisi AKP'li kadınlarla ve eşlerine havale etti. Değerli arkadaşlar, bakın bu söylemde bile, seferberlik ilanında bile gene erkekler yok demektir. Çünkü bu onların fıtratına uymuyor.